Evet. Biraz yakacak. Bugün biraz ateş yapabilir. Korkmayın. Zaten biliyorsun şeyden. Evet, biraz oradan tecrübemiz var. Ama tabii 3 yıl oldu. Bazı şeyleri unuttuk. Evet. Hafif ateş yapabilir. Korkmayın. Ateş olursa telefonu 24 saat tamam. Açın. Biliyorsunuz. Hizmet veriyoruz kardeşim. Sağ ol. Konuda hiç şeyiniz yok. Ondan sonra biz şimdi 20 gün aile takip sistemimiz var. Biz yine arayacağız. Aşısını devam edeceğiz. Ve bu esnada da sağlık. Şimdi hep beraber artık bir isim koyalım. Evet. En önemlisi o. Aynen. Şimdi bir isim koyalım. Şimdi bu güzel kızımıza güzel bir isim neler olabilir mesela? Ben aslında Charlie'yi düşündüm. Ç'den acaba Ç'ye seslendiğim zaman bir karışıklık olur mu diye. Şöyle olur. Çünkü Charlie derken ikisi aynı anda tepki verebilir, aynı anda refleks verebilir. Ve eğitim verirken de zorluk çekersiniz. Ama farklı karakter isim olursa daha iyi olur. Bence pembesi vardı. Pembe, tasma, dişi, poli gibi bir şey nasıl olur acaba? Poli. Sizce nasıl? Bence güzel. Gerçekten mi? Yani poli koyarsak... Poli. Evet, isim... Ç'ye Ç'ye diye seslendim, tamam. Poli aslında doğru, yani çağrıştırmaz birbirinden isim. Yani ayrı daha rahat olur. O zaman O'yu zaten poli yapalım. Çift oldu koyalım. Evet. Çift oldu. Evet, poli. Tamam, poli. Kaynısını hazırlayalım. Güzel bir isim. Kız Hanım tutabilir miyiz yardımcı? Poli. Poli. Şimdi tabii bütün hayvan besleyen arkadaşlarımız bunu biliyor. Sen zaten tecrüben var. Evet. Kaynısını çıkartmak zorundayız. Yani bütün arkadaşlarımız kedi ve köpek sahiplendiği zaman hangi kliniğe giderse gitsin. Çevrende çok insan var, köpek testleyen muhakkak karnesini alsın. Biz ne kadar sistemden de takip etsek, bazen sistemler kilitlenebiliyor, bazen sistem error verebiliyor veya hacklenebiliyoruz bazen. Evet. Biz bunların hepsini yaşadık. Ama karnemiz elimizde olduğu zaman her türlü işi çözebiliriz. Artı, dışarı çıkarttığımız zaman oyun oynarken bir çocuğu tırmalayabilir, küçük oynarken dişleyebilir. Her zaman arabamızın, çantamızdan yanımızda olsun karnesi. Çip takmak için ne zaman bir süre var? Çipi şöyle yapacağız. Şimdi de takabiliriz ama şu an çok erken. Aşılarını tamam. Bitirelim. Zaten evde bir yere çıkmayacağım. Evet, bir yere çıkmayacağım. Aşılar bittikten sonra son aşımızdan sonra çipini takarız. Tamam. Artık yeni yasa yeri arkadaşlar. Bütün canlılar çip takılmak zorunda ve Tarım Bakanlığı'na işletmek zorundayız. Zaten şeyin ikisini takacağız. Evet, şeyi tak. Takacağız ve Tarım Bakanlığı'na işleteceğiz. Bunun bizdeki avantajı ne olacak? Atıyorum sisteme de giriyoruz. Şimdi gireceğiz. Yeni çıkan yasayla atıyorum İstanbul'a gittin. Bir şey oldu, acil eşsi geldi. Antalya'da değilsin. Herhangi bir yeteneğine girebilirsin. Çip numarasını söylüyorsun Lütfü kardeşim. Bakıyorlar hemen isim ve soy isminden, köpeğin isminden. Türkiye'nin neresine gidersen git. Aşı takma önüne düşüyor hekim arkadaşımızın. Diyorlar ki işte parestez yapılmış, karma aşısı yapılmış diyor. Atıyorum kuduz aşısı geldi diyelim sırada. Kuduz aşısı zamanı geldi deyip direkt aşınızı uygulatabilirsiniz. Bütün yayınları takip ediyoruz. Size de bilgiler evet, veriyoruz zaten. Devamlı mesajlarınız da geliyor. Aynen, mesaj olarak. Güncel her şeyde yine bilgileneceğiz. Haberleşeceğiz. Sağ olun. Hayırlı olsun diyorum. Çok mutlu olduk. Yeni bir üyemizle daha yanımızda. Bence sizin için daha özel olmalı. Sonuçta Ç'yi buradan sahiplendim. Onun yavrusuyla buraya gelmek benim için yolda da güzel bir heyecan yarattı. Ve burada yani, sizin tepkiniz de hoşuma gitti. Şöyle inanılmaz bir keyif. Yani 3 yıl öncesinden sonra bir yavrumuz daha oldu. Ve şeyinin hani küçükken daha yaramazdı. Evet. İnşallah aynı yaramazlığını yapacağız. Ben daha beter olacağını düşünüyorum. Takip edeceğiz. Ve hatta şey yapalım. İlerleyen zamanlarda takibini alalım. Tabii. İşte ilk geldiği dönem, sonraki dönem diğer hastalarımız gibi. Takibimizi alacağız. Güzel olacak. Tüy kadar ömrü olsun. Amin. Eğer geldiği zamanda aşı zamanında kafana takılan, gözden kaçırılmış bir şey olursa yine cevaplayalım. Telefonumuz açık zaten. Ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. Ben bu kapıdan içeri ilk şey için geldim. Ondan sonra bu kapıdan ayrılamadık 3 yıldır. Bir meyvesiyle de aynı bu kapıya girip çıkmaya devam ettik. İnsan veterineri bir beklentisi bana göre orada kendini iyi hissetmeli. Hayvanlarımla yani canlılarımıza yapılan davranışların bakımların da doğru olması. Ben bu kapıda hep kendimi mutlu hissettim sizlerin sayesinde. En azından biliyorum ki burada bizim bir hastanemiz var, bir yerimiz var ve burada o güveni hissediyorum. Sizler için, herkes için aslında en önemlisi. Ya bir de bizim için şöyle bir şey çok önemli arkadaşlar.
Yani hayvan sahiplenmek çok kolay. Yani barınaklardan, pet shoplardan, çiftliklerden, arkadaşınızdan, kardeşinizden. Ya bunlar çok kolay ama mühim olan sizin gibi bilinçli olmak, takip etmek, sevmek. Bir 15 yıl ömürleri var canlılarımızın. Bu 15 yılı düzgün geçirmeleri. Evet, onlarla. Yani bir zevk için değil, gerçekten bir sevgi için sahiplenelim. Bizim klinimizde gününde belki 20-30 kişi telefonla, işte sayfalarımızdan, özel mesajlarla birçok insan talep ediyor ama biz aileleri çağırıyoruz, bilinçlendiriyoruz. Eğer senin gibi seven, ilgilenen, hani bu hassasiyet olan arkadaşlarımıza sahiplendirmemizi yapıyoruz ve yapacağız. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok mutlu olduk, ailenize sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.